İnsanı yaratan Allah insana helal ve haramları da bildirmiştir. Tarih boyunca gönderdiği peygamberler ve indirdiği semavi kitaplar bunun bir delili. Kur'an'da bize haram kılınan şeylerden bir tanesi riba bizdeki ifadesiyle faiz. İlgili ayette Allahu Teala şöyle bildiriyor. Ehalallahu'l bey'a harame'r riba. Allah alışverişi helal kıldı ribayı, faizi haram kıldı. Bediüzzaman misalelerinde faizle alakalı çok ayrıntı konulara girmez. Ama faizin niçin haram olduğunu çok güzel bir şekilde açıklar. Mesela bu meyanda şöyle söyler. Bütün ihtilalat-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi bütün ahlak-ı seyyiyenin menbaı dahi bir kelimedir. Birinci kelime ben tok olayım. Başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime sen çalış ben yiyeyim. İnsanlık aleminde kargaşa meydana getiren bir fikre dikkat çekildi. O da nedir? Ben tok olayım. Başkası açlıktan ölse bana ne? Ve bu tamamen bir egoistlik. Kendini hayatın merkezine alma ve kendi rahatını düşünme. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim zekati emrediyor. Yani ben tok olayım başka saçlıktan ölse bana ne diyemezsin. Sana verilen malın bir kısmını fakirlere vereceksin. Ee, i̇şte tarladan elde edilen mahsulden onda bir, ticari mallardan da kazançtan kırkta bir şeklinde. Bu işin tabi en azı. Bunun dışında sadakalar var. Daha bir takım yardımlar var. Yani Allahü Teala zenginleri fakirlerin muavenetine davet ediyor ve bu konuda ciddi teşvikte bulunuyor. İnsanlık aleminde tehlikeli başka bir fikir şu: sen çalış ben yiyeyim. Faizde de bu var. Kişinin serveti var ve o parasını faize yatırıyor veya şahıslara kendisi faize veriyor. Durduğu yerden onların sırtından para kazanıyor. Kendisi hiçbir risk almadan paşalar gibi yaşıyor ama zavallı vatandaş hem bir yandan bir şey kazanmaya çalışıyor ama kazandığın önemli bir kısmını da borç aldığı kişiye faizle borç aldığı kişiye ödemek durumunda. İşte sen çalış ben yiyeyim bu da bütün ahlakı ı seyyyenin menbaı durumunda. Allahu Teala bunu ve harremebe. Allah faizi haram kıldı. Bu ayetle tedavi ediyor. Ve buna mukabil de Karz-ı Hasen tabir edilen Allah yolunda ödünç vermek. Yani zenginler fakirlere zekat da vermeli. ihtiyaç olduğunda onlara ödünç para da vermeli. Ödünç para da diyelim bin lira verdi bin lira alacak. On bin lira verdi on bin lira alacak. Yoksa yüz verip de yüz yirmi almak. On bin verip de on iki bin on üç bin almak. Bunlar faiz oluyor. Fazladan ne alırsa buna faiz deniyor. Ve kişi e, fakir kardeşinin elinden bu şekilde tuttuğunda, ona borç verdiğinde maddi yönden kendisi daha böyle e, ma, parası bereketlenecektir. Allah onun önünü açacaktır ve ona imkanlar bahşedecektir. Tabir yerinde ise allah Teala kulunun minneti altında kalmaz. Men yukridullaha gardan hasanan fe yudaifuhu ve adafen katira Kim Allah yolunda ödünç verecek olursa Allah ona kat kat fazlasıyla verir ve bu tecrübelerle de zaten sabittir. Kur'an-ı Kerim'de faize verilen paranın malı görünüşte artırdığını ama hakikatte artırmadığını Cenab-ı Hak ifade eder. İnsanların malları içinde faize verdikleriniz feleyer bu indallah Allah katında artmaz. Ama zekat olarak verdiğiniz Allah katında kat kat artar. Zekatta normalde maldan eksilme var. Faizde ise malda artış var. Ama Allah katındaki durumu bunun tam tersi. Zekata verilenler artırılıyor. Faize verilenlerin bereketi gideriliyor. Burada belki tabi hatıra gelebilir. Adam faiz alıyor ama malı da bayağı var ve şu dünyada bir zahmet çekmeden de yaşayıp gidiyor denilebilir. Tek dünya olarak bakmamak gerekir. Bunun diğer tarafı da var. Şu dünyada bile faiz vereni de alanı da perişan edebilmekte. Alanı perişan ediyor bu zaten belli de. Vereni de perişan edebilmekte. Diğer alemde de bu zaten çok daha net bir şekilde görülecek. Bediüzzaman'ın nazara verdiği başka bir durum şu. Ayeti Kur'ani'ye alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Harremer ribe ayeti faizi yasaklıyor. Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Şakirtlerine girmeyiniz emreder. Burada tabi şu an yaşadığımız toplumu düşündüğümüzde en dindarımızın da bankada hesabı var. Bu eserleri okuyanların da cebinde yine banka kartları da bulunmakta. Böyle olunca bunu nasıl anlayacağız ve nasıl uygulayacağız? Bunun devlete de bakan yönü var. İşte 1980'li yıllarda devletimiz aslında buna bir alternatif meydana getirdi. Faizsiz finans kurumları ve bu zaman içinde daha da geliştirildi. Devlet tarafından onlar da koruma altına alındı. Yani oraya kişi parasını yatırdığında bir mağduriyeti olmaması için devlet teminat verdi. Ama yine de belki de alışılmışlıktan kaynaklanan bir durum. 1920'den beri uygulanan sistem sebebiyle insanlar bankaya alışmış durumda ve muamelelerini, ticari muamelelerini banka aracılığıyla yapıyorlar. Ve piyasada dönen paranın yüzde %95'i bankalar aracılığıyla dönüyor. %5'i ise faizsiz finans kurumları aracılığıyla dönüyor. Devletimiz birkaç bankada onlarda yine faizsiz finans sistemini kurdu. Daha evvelinde başka finans kuruluşları vardı. Faizi esas almayan. Devletin de bu noktada bir teşviki oldu anladığım kadarıyla herhalde bu halkımıza o derece yansıtılmadı. Bu konuda en büyük bir görev Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşer. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı işte camilerdeki vaazlarda, cuma günü merkezden gönderilen hutbelerde bu konulara da girip halkımızı aydınlatabilir ve faizin alternatifinin günümüz şartlarında olduğunu illa bankaya para yatırmak gerekmediğini, alternatif kuruluşun, kuruluşların olduğunu e, nazara verebilir. Herhalde böyle olduğunda yüzde %90 küsur Müslüman olan halkımız e, günahtan kurtulmak için faizsiz olanı tercih edecektir. Belki burada e, anlama noktasında onu da ifade etmemde fayda olabilir. Bir kısım insanlar sanki banka adına görevli gibi hem de dini konularda konuşan, konuşan kimseler diyorlar ki faizsiz finans kurumlarıyla bankaların yaptığı işler aynı iş. Verdikleri rakamlar birbirine yakın. Biri kar payı olarak veriyor, diğeri faiz olarak veriyor. Dolayısıyla sadece bir isimlendirme farkı var. Özde bir fark yok diyebiliyorlar. Burada göz ardı edilen bir durum var. Akit farkı var. Nedir akit farkı? Mesela yabancı bir kadın erkek bir araya gelseler gayrimeşru bir şekilde bu beraberlik gayrimeşrudur ve haramdır. Ama nikah ile bir araya geldiklerinde helaldir. E durum aynı durum ikisinde de bir araya gelmek ama birisinde nikah ile bir araya geliyorlar. Diğerinde nikahsız bir şekilde biri helal diğeri haram. Birinde sevap kazanıyorlar diğerinde haram harama girmiş oluyorlar. Benzeri bir durum bu banka ve finans kurumları mukayesesinde söz konusu. İşte finans kurumları biz diyor kar zarar ortaklığı sistemiyle çalışıyoruz. Fazla kar edersek fazla dağıtacağız, zarar edersek de zararı paylaşacağız. Ama banka tek taraflı olarak ben sana yüzde yirmi faiz vereceğim diyor. Fark buradan kaynaklanıyor. Ve aynı rakamı da verseler biri helaldir diğeri hanamdır